Yeni yılınızı tebrik ediyorum. Hem sizin Çok hem bizi teşekkür ederim. izleyenlerin. Umarım 2021'i aratmaz ama öyle görünmüyor. Aratacağına benziyor. Umarım ben de 2022'ye daha böyle hani yumuşak geçeriz diye düşünüyordum. En azından işte kısıtlamalar ve şeyler bu güncel hastalık dolayısıyla ama yine çok geçen seneden çok farklı görünmüyor bizim burada da. Bilmiyorum Türkiye'de de herhalde benzer şekilde. Sujuk terapi nedir? Buradan başlayalım muhabbetimizi isterim. Tabii. Sujuk terapi Profesör Park Jae-woo'nun bulduğu bir yöntem. Kore'de el akupunkturu dahilinde geçiyor. Fakat akupunkturun biraz daha basitleştirilmiş bir hali diyebiliriz. Ve tohum terapiyle birleşen bir yöntem. Sujuk Kore dilinde el ve ayak anlamına geliyor. Ve ellerdeki ve ayaklardaki akupunktur noktalarında biz vücuttaki yansımaları yani vücudun yansımalarını kullanıyoruz. Yaptığımız şey şu aslında bir akupunktur uzmanı gibi zor bir şey yöntemi uygulamıyoruz. Elimizdeki ve ayaklarımızdaki vücudun temsili olan noktalarda organların işte gözün, uzuvların temsili olan noktalarda masajla, tohumla, zaman zaman iğneli akupunkturla ileri seviyelerde ve renk terapiyle bu yöntemleri kullanarak çalışıyoruz. Basit bir yöntem, biraz sadece ders çalışmak gerektiren ama öğrenilebilen bir yöntem. Ve sujuk terapi Hindistan'da ve Rusya'da çok hakim bir terapi. Ben de zaten hani yurt dışında bulunduğum için bu terapiyle eğitimlerine yoğun katılabildim. Türkiye'de çok bilinmeyen bir tedavi yöntemi. Fakat Hindistan ve Rusya'da çok tercih edilmesinin sebebi bir maliyetinin olmaması. Yani kullandığımız belli aparatlar haricinde hiçbir maliyeti yok. Öğrendiğinizde bir uzman kontrolünde olmanız gerekmiyor. Kendiniz uygulayabiliyorsunuz. Hindistan'da çok tercih edilmesinin sebebi gerçekten etkili ve tamamen yani maliyetsiz bir yöntem olması aslında. Hani işte prop dediğimiz malzeme var. O yoksa elinizde bir şiş ucuyla, kalemin ucuyla veya hafif bir işte kurşun kalemi kalınlaştırıp onunla ağrılı nokta tespiti yapıp ilerleyebiliyoruz. Ben Balkanlarda yaşadığım dönemde genelde Rus ve yabancı eğitmenlerden bu eğitimleri aldım ve bu konuda çok hakimler. Türkiye'de işte pandeminin başlamasıyla birkaç blogger beni biraz şey yaptı hani keşfetti diyelim. Tabii akupunktura yakın bir yöntem olduğu için çok online'da ben biraz sanırım şeyden kaynaklı yani mükemmeliyetçi demeyelim ama anlatılabilir gibi gelmiyordu çok fazla. Fakat pandemiyle beraber hani yeni bir yaşam tarzına geçtiği için herkes biraz olmayanları oldurabilir hale geldik ve eğitimler başladı. Türkiye'de de yaklaşık 3 yıla yakındır online olarak eğitimlere devam ediyoruz. Ve birçok işte 1500-2000'e yakın öğrencim oldu ve işte ev hanımları, anneler çoğunlukla bu yönteme çok ilgi gösteriyorlar. Çoğunlukla da ilaçsız yaşamı tercih edenler, biraz daha doğal tedavilere, bu tarz alternatif tedavilere sıcak bakanlar öğrenmeye çalışıyor. Fakat bunun haricinde akupunktur sistemleri içerisinde bir tedavi yöntemi olduğu için sağlık çalışanlarıyla çalıştığımız sertifikalı programlar da mevcut. Bütün tedavilerin yanında kolaylıkla kullanabildiğimiz bir yöntem. Yan etkisi olmadığı için alopatik normal tıpta aldığınız tedavinin yanında sujuk terapiyle de vücudunuza destek olabiliyorsunuz. Profesör Park'ın geliştirdiği ve birçok yöntemle de desteklediği ileri seviye eğitimleri olan çok geniş bir konuya sahip Çin tıbbıyla Hint Ayurvedik tıbbı birleştirmiş, kombinlemiş ve dediğim gibi işte renk terapiyi, tohum terapiyi, iğneli akupunkturu, moxa terapiyi birçok yöntemi içinde barındıran, kombinleyip kullanabilen bir tedavi sistemi. Eğer Bunun çok için detaya girersem lütfen şey yapın, uyarın beni ya da böyle anlaşılmayan kelimeler olursa açmamı istediğiniz onları da girebiliriz detaya. soracağım birçok soruya zaten cevap verdiniz ama şu soru da Tamam. önemli. Sizinle yayın öncesi de konuştuk. Bunun için bir tıp altyapısı gerekiyor mu?
Hayır, gerekmiyor. Kişinin sadece vücudundaki organların nerede olduğunu bilmesi yeterli bizim için. Bu kadarlık bir Sıfırdan. eğitim yeterli. Aynen. Yani bu normal lisede gördüğümüz biyolojiyi bilmeleri Biyoloji. yeterli. Yani aynen. Karaciğerimiz ne tarafta, mide vücudumuzun ne tarafında, bunları bilmeleri yeterli. Zaten sıfırdan anlatmaya başlıyoruz. Yani Çin tıbbındaki yin yang'dan anlatmaya başlayıp el içerisindeki ve ayaklardaki organ yerleşimlerine, işte omurga noktalarının yerleşimlerine kadar detaylandırıp hastalıklarda kullanacakları noktaları belirtiyoruz. Ve onlar tohumlarla organlar arasındaki benzerliği öğrendikten sonra hastalığın adına bakmaksızın sucuk terapideki güzellik bu. Şöyle mesela midede bir hastalığınız var. Bu ülserde olabilir veya bir işte tümörde olabilir, sadece asidite olabilir. Hastalığın adına bakmaksızın midenin olduğu yansımada mideye iyi gelen nane olabilir, zencefil olabilir hastalığın türüne göre. Orada belli kriterlerimiz var. O tohumla o noktada önce masaj yapıp sonra da tohumun enerjisini kullanıyoruz. Şimdi o noktaları konuşalım işte. Yani biz yine Evet. sorularım var ama o noktaları işlerken o soruları sorayım istiyorum. Mesela midemizde ağrı var. Biz bu ağrının ellerden gelen şifa dedik ya, tohuma Evet. geçmeden önce masajla elimizde hangi elimize nasıl ne şekilde masaj yaparsak o ağrıyı giderebiliriz. Buradan başlayalım şifa Tamam. kısmına. Şimdi şöyle bir maketimiz var kullandığımız. Bu elimizin içerisindeki organ yerleşimlerini ve vücudun yansımasını bize gösteriyor. Burada biz baş parmağımızı yukarı aldığımızda, burada bir sembolik yerleşimlerden bahsediyoruz. Baş parmağı yukarı aldığımızda, baş parmağımızın birinci boğumu vücudumuzda başa en çok benzeyen parmak ucumuz. Burayı başı temsil ediyoruz burada. Devamında aynı başımızın devamındaki gibi soluk borusu, akciğerler, kalp ve diyaframa geldiğimizde diyaframın altında da iç organları avuç içine yerleştiriyoruz. Ve parmaklara geldiğimizde aynı vücudumuzdaki gibi kollar ve bacaklar. Vücudumuzda kollar bacaklardan daha kısadır. Buradaki tedavi sistemlerinde yani alternatif tedavilerde benzerlik ilkesi kullanılır. Homeopatide de, aromaterapide de ve benzerlik ilkesiyle her zaman yerleşimi yaparken bu şekilde düşünüyoruz. Vücudumuzda kollar bacaklardan daha kısadır. O yüzden kısa olan parmaklar kollarımızı temsil ediyor, uzun olan parmaklar da bacaklarımızı temsil ediyor. Örneğin kolumuzda bir ağrı olduğunda şuradaki işaret parmağı ve yüzük parmağı kollarımızı temsil ettiği için buralarda masaj ve tohum çalışıyoruz. Bacaklarımızda veya dizde bir ağrı olduğunda burada da şu benzerlikten bahsediyoruz. Bacaklarımız ve kollarımız üç ayrı eklemden oluşuyor. Parmaklarımız da üç ayrı boğumdan oluşuyor. Buradaki benzerliği kullanarak dizlerimiz orta parmak ve yüzük parmakta ikinci boğumda yerleşik. Herhangi bir diz ağrısında bu boğumlarda masaj ve tohumu kullanıyoruz. Örneğin midede bir sorun var diyelim. Bu bir sol el. Böyle farklı kurallarımız var. Mesela erkeklerde sol el aktif eldir. Bayanlarda, kadınlarda sağ el aktif eldir. Bir kadının mide ağrısı varsa önce sağ eli tercih ediyoruz. Erkeğin mide ağrısı varsa önce sol eli tercih ediyoruz. Bu biraz yin yang kavramının içerdiği içeriklerden, kavramlardan kaynaklı. Bu şekilde tanımlamalarımız var. Şimdi örneğin sol elde mide vücudumuzun sol tarafında, avuç içerisinde, midemiz sol tarafta, yani baş parmağa yakın olan yerde. Herhangi bir mide ağrısında bu alanda bası uygulayarak veya böyle cimcik şeklinde masaj yaparak buralara uyarıyoruz masaj noktalarını. Yaptığımız Ne şey kadar süreyle şu, yapıyoruz bunu? birkaç dakika yapmamız yeterli. Yaptığımız Etkisi ne şey kadar şu. sürede oluyor? Şöyle mesela ağrı da meridyenlerle beraber kullandığımızda 15-20 dakikada çok şiddetli ağrılarda bile geçirdiğimiz oluyor. Eğer kronik bir hastalıksa, çok uzun süredir yerleşmiş bir hastalıksa akut olarak o ağrıyı geçiriyoruz.
Yine 15-20 dakikada sürebilir. Mesela mide bulantıları sabah bulantılarında 15-20 dakikada sonucu alabiliyoruz. Kronik hastalıklarda düzenli uygulama yapmamız gerekiyor. 15-20 gün kadar aynı noktada ağrılı nokta tespiti dediğimiz noktaları tespit ederek oralarda tohum terapiyi kullanarak düzenli uygulamalar sonunda mesela bir ayın sonunda karaciğer yağlanmasında kan tahlilinde de bariz şekilde düşüşü görebiliyoruz. Dolayısıyla hastalığın akut ya da kronik olmasına göre, yani anlık veya uzun süredir vücuda yerleşmiş bir hastalık olmasına göre uygulamamız değişiyor. Ama hızlı bir şekilde ağrılarında, baş ağrısında mesela lastik masajı dediğimiz bir masaj var. Bildiğimiz paket lastiğiyle masaj yapıyoruz. Paket lastiğini şurada birinci boğuma, şöyle yüzükle gösterelim. Mesela şuradaki birinci boğuma yüzüğümüzü yerleştiriyoruz veya paket lastiğini buraya yerleştiriyoruz. Parmağı sıkıyoruz biraz ve yukarıdan başlayarak aşağıya doğru sert bir şekilde masaj yapıyoruz. Baş ağrısında mesela burası şakaklarımızı temsil ediyor. Parmağın iç yüzeyi başımızın ön yüzünü temsil ediyor. Şimdi benzerlik ilkesinde şunu görüyoruz. Baş parmağımızda ve bütün parmaklarda burada bir tümseyimiz var. Yani Çok özür dilerim, çok özür buyurun. dilerim. Şöyle oluyor, değil mi? Doğru Evet mu doğru. yapıyorum? Evet doğru. Uygulama Aynen. olmayı şöyle sıktım iyice. Sonra Aynen. masajı nasıl yapıyorum? Bu şekilde masaj mı Masajda yapıyorum? yukarıdan başlayıp aşağıya doğru bastırarak sert bir şekilde yapıyorsunuz. Şöyle. Evet. Hep baştan başlayıp aşağıya doğru masajı yapıyoruz. Yukarıdan başladım, aşağıya doğru itiyorum. Evet. Bu şekilde Bunu birkaç masajı dakika boyunca yaptıktan sonra, yapıyoruz. evet, 2 dakika kadar yapıyoruz ve parmağınız bakın şu anda biraz morardı. Bu Evet. morarma olduktan sonra 1-2 dakika, ondan sonra lastiği yavaşça çıkarıyorum ve masajı bütün parmakta devam ediyorum. Yani tekrar baştan başlayıp sert bir şekilde şöyle aşağıya doğru bastırarak masaja devam ediyorum. Bu birçok baş ağrısında, baş ağrısının sebebine bakmaksızın, bu sindirim probleminden kaynaklı da olabilir, baş ağrısı tansiyondan kaynaklı da olabilir, herhangi bir kronik hastalığınızdan kaynaklı olabilir. Bunun bir önemi yok. Burada direkt baş ağrısında bu uygulamayı yapıyoruz. Ve o an zaten baş ağrısının hafiflediğini gözlemliyorsunuz. Bunun yanında eğer baş ağrınız kronik bir hastalıktan kaynaklıysa, işte tansiyon olabilir, sindirim problemleri olabilir. O zaman da o kronik hastalığa yönelik rutin uygulamalara geçiyoruz. Ama akut olarak birçok hastalıkta, bebeklerde örneğin, işte emziren annelerde, ilaç kullanamayacak kişilerde, yaşlılarda, birçok hastalıkta ilaç kullanmadan yan etkisiz bir şekilde akut semptomu o an zaten vücudu rahatlattıktan sonra, o akut ağrıda vücudu rahatlattıktan sonra bu holistik tedavilerde çok bilindik bir kelimedir. Homeostatis dediğimiz kendi kendini iyileştirme mekanizması var zaten vücudumuzun içerisinde. Biz sadece o mekanizmayı aslında uyararak aktif hale getiriyoruz. Dolayısıyla sonra vücut yavaş yavaş rutine girmiş oluyor. Bunu çocuklarda da uygulayabilir miyiz? Tabii çocuklarda, bebeklerde, herkeste Bebeklerde. uygulayabiliyoruz. Bebeklerde tohum terapiyi tercih etmemizin sebebi hani ellerini ağızlarına götürdükleri için vesaire yutmasınlar diye renk terapiyi tercih ediyoruz. Ama tohum terapinin de hiçbir yan etkisi yok. Bebeklerde de örneğin mesela yeni doğmuş bebeklerde kabızlık oluyor anne sütüyle Evet. beraber. Bu tarz Gaz oluyor durumlarda mesela, kabızlık oluyor gaz dediğiniz oluyor. gibi. Evet, kolik Evet. gaz kolikten kaynaklı gaz sancıları vesaire bu tarz durumlarda kullandığımız belli masaj noktaları var. Buralarda sadece basit bir masajla yağ bile kullanmadan, aromaterapik yağ bile kullanmadan sadece zeytinyağı masajıyla vesaireyle buralarda rahatlama sağlayabiliyoruz. Mesela 10 günlük, 15 günlük kabızlığı olan bebeklerde birçok anneyle çalıştık. Çok hızlı bir şekilde ikinci, üçüncü günde bazen aynı günde problem çözülmüş oluyor. Bu... Baş ağrısı dedik. Evet. Ense bölgesindeki ağrı mesela. Buna da bu parmakta yaptığımız yöntem. Mesela yüksek Evet. tansiyon. Başlar Evet. ensede müthiş ağrı yapar. Buna da işe yarar mı mesela? Evet. Tabii ki, tabii ki. Yüksek tansiyon Omurga. hastaları için önerebiliriz Evet. yani.
Tabii ki önerebiliriz. Şöyle sucuk yüzük dediğimiz bir yüzük masajımız var. Bununla bütün parmaklarda, özellikle parmakların üst yüzeyinde, buralar bizim omurga noktalarımızı temsil eder. Şimdi Çin tıbbında yin ve yang terimi iç ve dış temsilidir. Yani yin yüzey vücudumuzun iç kısmını, güneş görmeyen kapanan kısmı, yani avucumuzu kapattığımızda burası görünmez bir hal oluyor. Burası yin'i temsil eder. Burası da yang'ı temsil eder. Yani vücudumuzun arka kısmı, sırt kısmı elimizin üst yüzeyinde. Dolayısıyla omurga noktalarında, örneğin boyunda ağrı olduğunda, birinci boğumla ikinci boğumun arası omurgamızı temsil ediyor. Boyun omurlarımızı temsil ediyor. Burada ağrı olduğunda şu alanda masaj yapıyoruz. Burada direkt omurgaları C1 ve C7 boyun omurlarını tek tek bölümlendiriyoruz. Eğer mesela raporunuz varsa, işte filminiz çekildiyse, diyelim ki C3'te bir probleminiz var. Omurgada sıkışma var vesaire. Direkt o nokta üzerinde probla, tohumla bu şekilde çalışarak oradaki spazmı, yani oradaki ağrıyı gidererek rahatlama sağlayabiliyoruz. Ama genel olarak şu hat boyunca masaj yaparak ve bu noktayı ısıtarak, aynı vücuttaki mantıkla ısıttığımızda kasları gevşetiyoruz veya masaj yaptığımızda önce bir oradaki spazmı açıyoruz. Bu şekilde bu alana masaj yaparak çalışabiliyoruz. Birçok hastalıkta, yani sucuk terapide şey yok, işte şurada çalışamıyoruz, şunu yapamıyoruz gibi bir kısıt yok. Bir yan etki yok. Sadece belli noktalara dikkat ederek, mesela hamilelerde ilk 3 ay ve son 3 ayda uyarı yapan noktalar var. Buralara dokunmadan, işte baş ağrısında, hamileler için bu çok değerli çünkü ilaç kullanamıyorlar. Dolayısıyla birçok hastalıkta bu tedavi sistemi, bu tedavi yöntemi çok büyük kolaylık ve kişiyi de çok rahatlatan bir yöntem oluyor. Benim bu yönteme bu kadar böyle sarılmamın, aşkla tutunmamın sebebi aslında yurt dışında yaşarken işte ne kadar yabancı dilde konuşsanız, bir yerde hani çocuklu bir anne olarak şey ihtiyacı hissediyorsunuz. Yani bir şeyleri öğrenip bazı şeyleri kendim yapabilmeliyim, halledebilmeliyim. Eğitimleri aslında ben enerji eğitimleri ve aromaterapiyle başladım yurt dışında. Sucuk terapiyle de 2014-15 seviyelerinde çalışmıştım. Fakat sonra tedavinin ve yöntemin bu kadar kolay olduğunu gördükçe eğitimlerde ilerledim ve birçok yöntemi de hem kendi hayatımda, hem oğlumda, hem işte çevremdekilerde kullanmaya başladım. Daha sonra da profesyonel bir şekilde devam ettim. Şu anda da Türkçe olarak bu eğitimi verebilen online platformunda tek Türk'üm. Benim için aslında çok büyük bir gurur. Çünkü sadece Hindistan ve Rusya biliyordu bunu. Ve herkesin hani öğrenmesini tavsiye ettiğim bir yöntem. Diğer tedavi yöntemlerine, aromaterapiye, homeopatiye baktığımızda çok yoğun bir eğitime tabi olmanız gerekiyor. Uzun süre çalışmanız gerekiyor. Biraz hafif tıp altyapınızın olması gerekiyor. Ama bu yöntemde ufak bir eğitimle akut birçok şeyi, panik olmadan, özellikle biz hani yurt dışında yaşayanlar için bu çok değerli oluyor. Çocuk olduğunda da anneler için işte bir ateşlendiğinde, mesela çocuk ateşlendiğinde bir renk terapiyle, bir buzla, bir soğuk suyla çok basit o akupunktur noktalarını uyararak ateşi yarım derece, bir derece düşürebiliyoruz direkt, yani 5-10 dakika içerisinde. Ve bu çok değerli. Hani bir bağışıklığı müdahale etmeden, bir işte ateş düşürücü, bağışıklık baskılayıcı herhangi bir ilaç vermeden vücudun bağışıklık sistemine de destek olacak şekilde bir yöntemle çalışmak çok değerli oluyor. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Postlarımda da mümkün olduğunca açıklayıcı olmaya çalışıyorum. Çok fazla konuya değindim aslında hastalıklarda ve sadece postlardan bile birçok yöntemi hayatında uygulayanlar mevcut.
Bir de bu işin masaj tarafının dışında masajı tohumla desteklediğiniz zaman ortaya çıkan sonucu var. Bu Evet. noktada özellikle bilgi almak istiyorum. Hangi tohum ne Hı işe yarar ve hı. Hı. tohumlarla ilgili yanlış kullanımda ne olabilir? Bunun yan Hı. etkileri var mı? İşte tıpta bunun karşılığı var mıdır? Bunlarla ilgili de sizden biraz bilgi rica ediyorum. Tabii. Şimdi şöyle, sucuk terapiyi çalışırken kullandığımız belli teknikler var dedik. Tohum terapi de bunların içerisinde. İğneyi ve renk terapiyi kullanmak için biraz bilgiye ve meridyenlerde bilgiye sahip olmak gerekiyor. Çünkü orada, yani iğneli akupunkturda ve renk terapide örneğin bir ağrıda tonifikasyon ya da sedasyon dediğimiz, yani ağrı fazlayken onu dengeleyecek şekilde meridyende düşürme yapıyoruz. Veya bir organ az çalışıyorsa, hipotiroidi gibi, bu durumda da meridyeni yükseltiyoruz. Buralarda çalışırken biraz ileri bilgiye sahip olmak gerekiyor. Çünkü orada müdahale ediyoruz vücuttaki meridyene. Fakat tohum terapide bir harmonizasyon sağlıyoruz ve tohum kendi kendine çalışıyor. Aynı vücudumuzdaki mekanizma gibi bir gıdayı yediğimizde onun içerisindeki vitamin ve mineraller nereye gideceğini biliyor. Hangi organa faydalı olacağını biliyor ve vücudumuzun içerisinde bir harmonizasyon içerisinde yerini buluyor. Tohum terapide de akupunktur noktalarında biz bunu çalıştığımızda oradaki tohum o akupunktur noktasında bir harmonizasyon yapıyor. Yani ağrı varsa düşürüyor vücudu veya organ yavaş çalışıyorsa onu olması gereken seviyeye getiriyor. Dengeliyor. Dengeliyor, evet. Biyorezonansta şöyle bir şey vardır. Mesela ölçüm yaptığımızda cihazla belli bir frekans aralığı vardır. Örneğin bir organda hastalık varsa o norm değerlerinin altındadır organın frekansı. Ve biyorezonansla biz o norm değerlerine getirmeye çalışırız organ frekansını. Tohum terapi de bunu yapıyor aslında. Düşük olan frekansı olması gereken seviyeye getiriyor akupunktur noktasında çalışarak. Peki tohum terapideki benzerlik ilkesi nasıl çalışıyor? Ona gelirsek, şimdi biz canlı olarak yaratılmışız. Suyla vücudumuzun üçte dördü sudan oluşuyor ve topraktan yaratılmışız. Tohum topraktan besini alıyor ve canlanıyor, fideleniyor ve bir meyve veriyor. Aynı insan gibi. Buradaki benzerlik ilkesini kullanıyoruz aslında. Tohumun canlı olması ve bizimle benzerliği buradan geliyor. İkimiz de tohumdan yaratılmışız, topraktan yaratılmışız, topraktan beslenerek büyüyoruz, yeşeriyoruz ve hayata bir şey katıyoruz. Tohum terapide tohumları seçerken hem bunu düşünerek, yani faydasını düşünerek, hem de benzerlik, yapısal benzerliğine bakarak seçiyoruz. Burada iki konumuz var. Birincisi yapısal benzerliğimiz, yani bir tohumun, bir meyvenin organa benzerliği. İkincisi de fonksiyonel benzerlik. Örneğin karaciğer rahatsızlığında milk thistle, deve dikeni veya enginar çok faydalıdır. Ve işte takviyelerini aldığınızda 2 ay, 3 ay sonra orada direkt bir iyileşme görürüz. Veya işte kalple ilgili bir hastalık varsa, hastalığın adına bakmaksızın kalbe iyi gelen tohumlar kalp noktalarında çalışır. Örneğin işte mideyle ilgili bir rahatsızlık varsa, midede nedir? İşte aromaterapide nane iyi gelir. Besinlere baktığımızda zencefil mide asiditesini dengeler, zencefil iyi gelir. Bu tarz bilgileri kullanarak tohumla organ ve hastalık arasındaki benzerliğe bakarak tohumu seçiyoruz. Burada enerjiler de bazen devreye giriyor. Dolayısıyla ben hani bilgileri verirken birçok bilgiyi kombinleyerek bazen veriyorum. Ama sırf hani ilk seviye eğitimi alıp belli tohumları öğrendikten sonra basitçe hastalıklarda, mesela nötr tohumlar dediğimiz her hastalığa kolaylıkla kullanabileceğimiz tohumlar var. Bunlardan birisi kara buğday tohumu,
Bir tanesi yeşil maş fasulyesi, bir tanesi de çemen otu tohumu. Bunlar her hastalıkta düşünmeden, ayırt etmeden kolaylıkla kullanabileceğimiz tohumlar. Her Yeşil hastalığın maş, çaresi diyebiliriz yani bunlar için. evet, Tekrar ifade aynen. edebilir miyiz bunları? Hangi bitkilerdi? Çemen otu Tabii, dedik. çemen otu, yeşil maş Evet. fasulyesi ve karabuğday, greçka Karabiber. diye geçiyor. Bunlar her Tohumları, aşağıda bulunur mu bu arada? şimdi ona Tek geleceğim. temini kolay mı? Evet. Evet, temini kolay. Tohum dediğimiz şey bitkinin meyvesindeki tohum. Mesela elmanın içindeki çekirdek. Veya işte yemek yaptığımız pirinç. Veya bir çiçeğin o özündeki ufak tohumlar. Mesela papayanın içindeki o siyah çekirdekler, karaciğere çok faydalıdır. Bu tarz şeyleri kullanıyoruz. Burada tek dikkat etmemiz gereken şey nasıl ilaçlı bir besini yediğinizde faydasının yanında zararını da alıyorsak tohumları da kullanırken seçtiğimiz tohumun organik olmasına dikkat ediyoruz. Şimdi tohumda sucuk terapide evet akupunktur noktalarını kullanıyoruz. Fakat biraz da hani aromaterapi açısından baktığımızda derimiz vücudumuzdaki en büyük organımız ve aromaterapide biz esansiyel yağla çalıştığımızda deriden kana direkt geçen bir yöntemi kullanıyoruz aromaterapide. Tohumu da mesela zencefili mide alanına sucuk terapide fixlediğimizde, bantladığımızda orada aynı zamanda deriden de o maddeyi nüfuz ettiriyoruz. Sadece akupunktur noktasına dokunmuyoruz. Bu yüzden çalıştığımız tohumun, meyvenin temiz olması, ilaçsız olması daha efdal. Yani o bizim için daha değerli. Ha bulamadınız, hiçbir şey yapamadınız. Tabii ki kullanın. Yani ya da masajla mutlaka uyarın. Ama organik olmasını tercih ediyoruz. Daha hızlı cevap alıyoruz, öyle söyleyeyim. Şöyle ifade edeyim. Eğer organik bulamıyorsak, organik olmayan da olsa kullanın ama 1-2 dakika yerine belki 3-5 dakika masaj. Doğru mu anladım? Yani yok, masaj 1-2 dakika yeterli ama tohumları biz 4-5 saat kullanıyoruz. Yani ciltle o tohum minimum 4-5 saat temas ediyor. O yüzden hani temiz olmasına, organik olmasa bile en azından hani çin sarımsağı olmasın, öyle diyeyim. Hani Anladım. maksimum seviyede temiz gıda olması daha değerli. Çok zor ama bulması artık vatandaşlarımız Çok nasıl bulacak yani yoksa. şöyle internette Türkiye'de artık hani organik olmasa bile temiz gıda satan birçok şey var. Yerli üretici de var. Bulunabiliyor. Instagram'dan sorabilirler bana. İşte pirinci, yani Migros'larda mesela o şey greçka bulunabiliyor. Şey isim vermiş olduk ama tohum bulunabiliyor. Yani tohum dediğimiz bildiğimiz karabuğday. Kolaylıkla bulabilirler aslında. O kadar zor değil. Elmada mesela işte elma yediklerinde çekirdeklerini kullanabilirler. Orada yön terapisi kullanıyoruz belli çekirdeklerde. İşte alt ıslatma problemlerinde, mide sarkmasında mesela yön gerektiren, yani bir organın aşağı düşmesi veya bir organın yer değiştirmesi durumunda şaşılık da mesela çok enteresan vakalar var. Bu tarz durumlarda da gene tohumları kullanıyoruz. Bu Çok yöntemde kilo vermek mümkün anladığım kadarıyla. tabii ki çok Nasıl sorulan yapıyoruz onu sorulardan öğrenelim mi? Bir tanesi. Paylaşacağım bunu. Paylaşmadım ama tabii ki şöyle. Şimdi kilo almanın sebebi birçok sebebi olabiliyor. Yani psikolojik yeme olabiliyor, insülin direnci olabiliyor vesaire ama genel mantık şu sucuk terapide uyguladığımız. Biz bir şeyi yediğimizde besinle beraber aşağı doğru gönderiyoruz. Yani enerji aşağı doğru gidiyor. Dolayısıyla iştahı kesmek istiyorsak yön terapisiyle enerjiyi yukarı doğru gönderiyoruz. Yani tohumları mideden yemek borusuna ve ağıza yani o yutak ve ağız bölümüne yukarıya doğru gönderecek şekilde tohumu veya magnetler kullanıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Yine tohum terapiye benzer.
Şöyle yaklaştırayım. Farklı farklı böyle magnetlerimiz var. Bunları kullanarak yön terapisiyle enerjinin yönünü değiştiriyoruz. Ama mesela burada işte psikolojik bir yeme söz konusuysa veya insülin direncinden kaynaklı bir kilo alma söz konusuysa bunun yanında İşte pankreasa da uygulama ekletiyoruz. Veya duygularda meridyenlerde çalışabiliyoruz. Bunları ekliyoruz. Bu şekilde her yönden insana baktığımız aslında ve hastalığın oluştuğu semptoma göre uygulama yaptığımız bir tedavi sistemi. Ama şeyi paylaşacağım. Yani kilo vermeyi çok soruluyor. Tabii ki tek başına hani yeterli değil. Ama destek bir tedavi. Evet, şimdi siz bunları anlatınca benim de notlarımın arasında vardı. O geldi aklıma. Hemen ona döndüm. Şimdi ellerimizin önünden bahsettik. Bir de arkası var. Arkasında da aynı noktalar geçerli mi? Şöyle ellerin arkasında direkt yani tırnaklı olan bölgede omurgayı buluyoruz. Ve böbrek üstü bezleri, kaval kemikleri, işte bacaklarda veya omurgada boyun omurları, göğüs omurları, bunları elin arka kısmında buluyoruz. Böbrekler yine bizim için çok önemli çünkü duygusal problemlerde kullandığımız nokta burası. Böbrek üstü bezleri birçok hormonu etkilediği için örneğin akut herhangi bir korku oluştuğunda sokakta yürürken işte köpek havladı ve bir şey oluştu. Bu bir korku oluşturdu. Ve bu mesela bazı kişilerde kalıcı bir korkuya da dönüşebilir. Dolayısıyla o an mesela buradaki noktayı biliyorsanız eğer böbrek üstü bezlerinin olduğu noktaya masaj yapıyoruz. Şu şekilde buluyoruz. İşaret parmağıyla serçe parmağının arasındaki bu noktadan devam ediyoruz. İskeleti düşündüğümüzde şuralarda iki kemiğin arasında boşluk var. Evet. Aynen. Evet. Evet, hissediyorsunuz zaten oradaki boşluğu. Evet. Buradaki mantık da şu, böbrek ağrısı ne olur? Sırta vurur. Yani böbrekler sırtımıza doğru yerleşik ve bu omurga boşluklarında yerleşmiş durumda. Buraya masaj yapıyoruz. Direkt buraya masaj yaparak o an mesela genel bir rahatlama sağlayabilirler. Peki. Omurga noktalarında da yine işte bel ağrılarında mesela çok kullandığımız bir nokta. Kronik hastalıklarda da kullanıyoruz. Çok değişik vakalarda çalıştığımız da oldu. Çok böyle kronik vakaları paylaşmıyorum. Şey oluyor böyle sanki tek başına yeterli bir tedavi mi? İşte sadece bunu yaparak ilerleyebilir miyiz? Gibi sorular da olabiliyor. Özellikle omurga hastalıklarında bir fizik tedavi uzmanının yanında yani bu fizik tedaviyle beraber sucuk terapiyi kullandığımızda çok güzel iyileşmeler olabiliyor. Çünkü mantık şu oluyor. Kişi doktora gittiğinde oradan bir tedavi alıyor. Fakat mesela randevuları 4'er gün 5'er gün arayla. Evde o 4-5 günlük sürede kendisi o akupunktur noktalarında masajla o noktaları desteklediğinde bir sonraki tedaviye gittiğinde çok daha büyük fayda sağlamış oluyor fizik tedaviden. Dolayısıyla iyileşme süresini kısaltıyor. Yani Bu destek aslında biraz tedavi. da kendimizi tanımamız gibi bir şey. Kesinlikle. Evet. Aynen öyle. Mesela Kendimizi tanıdığımız zaman da kendimize karşı aslında çok doğru sonuçlar elde etmek üzere hareketler, hani bu yeme içme evet. düzenidir, işte Kesinlikle. birçok noktada karşımıza çıkıyor. Yanlış mı düşünüyorum? Yok, kesinlikle çok doğru. Mesela atölyelerde biz işte artık hani 2-3 senedir çok geri dönüşlerden dolayı yani, ciddi tecrübeler oluştu. Örneğin mesela atölyede eğitimi alıyor. Diyor ki mesamede bir sorun var ve uykusuzluk problemim var. Uykusuzluk problemi hormonlardan da kaynaklı olabilir. İşte sindirimi vücut yapamıyor. Bir yerlerden bir şeyler tetikleniyor. Mesela bir öğrencimde uykusuzlukla alakalı çalıştık noktaları, mesane ve işte bir nokta daha çalışmıştık. Şimdi kişiye göre bazen değişebiliyor bu noktalar. Şu an hatırlamıyorum tam. Bir ay sonra şöyle bir dönüşle geldi. Dedi ki ben bu noktaları çalıştım. Yan etki olarak cildimdeki lekeleri iyileşti dedi. Şimdi vücudu bu harmonizasyona soktuğumuzda yani o uyku düzenine geçtiğinde, sindirim düzene girdiğinde vücuttaki diğer bozulan sistemler de kendi kendine dengeye geliyor aslında. O yüzden kendimizi tanıyıp
bu noktaları da düzenli bir şekilde çalıştığımızda hem fizyolojik hem psikolojik olarak düzelmeye gidiyor. Yani güzelliği burada. Bir yerde başlayan iyileşme senkron olarak başka noktalarda da iyileştirmeye getiriyor. Kesinlikle. Yani zincirleme devam ediyor. Burada aslında şundan biraz bahsedebilirim. İnternet sitesine de tedavi nedir diye bir yazı koydum. Onu da bir okuyabilirler. Hastalık bize dışarıdan yerleşiyor. Şimdi vücudumuzda organlar var. Bu bizim gördüğümüz sistem. Organların dışında Çin tıbbında meridyenler var. Hint tıbbında da çakralar var. Ve çakralar yani aura vücudumuzun dışında bir alan oluşturuyor. Şimdi hastalık bize önce çakradan geliyor. Dışarıdan geliyor. Meridyenlere yerleşiyor ve en son organa, en son da cilde yerleşiyor. Bu yüzden cilt hastalıkları psikolojiyle çok bağlantılıdır ve en son iyileşir. Çok geç iyileşir. Biz burada harmonizasyonu sağladığımızda işte meridyende, organda, çakralarda bir dengeleme sağladığımızda aslında çakradan veya meridyenden yerleşen hastalığı bazen organa geçmeden problemi çözmüş oluyoruz. Güzelliği burada. O yüzden insanın kendini tanımasına bir olanak da sağlıyor. Çünkü oradaki problemi görmüş Müthiş. oluyorsunuz. Biraz vücutla ve kendinizle de yüzleşme diyebiliriz yani. Doğada aslında her şeyin çaresi var da biz Evet. aramıyoruz. Biz biraz Evet. hazıra konmayı seviyoruz. Evet. Yani biraz da kapatmışız sanırım. Yani bir Evet. işte ağrı kesici alıp yutup beklemek kolay. Geçiştirmeyi. Evet, geçiştirmeye alışmışız. Türkiye'de de yaşadım uzun bir süre ama uzun süredir de yurt dışında yaşıyorum ve şunu fark ettim yurt dışına taşındığımda, biz her şeyi çok komplikeleştirebiliyoruz ve bu bizde stres oluşturuyor ve maalesef kendimize vakit ayırmıyoruz. Bu ayırmadığımız vakit bize bir süre sonra tabii ki hastalık olarak geliyor. Çünkü biz bu şeyde yaratılmamışız. Yani sadece işte çalış, düşünme, bir şey üretme, bir şey okuma bu değil bizim yaratılışımız. Dolayısıyla bunu öğrenip, bunu geliştirip, bu yönde çalışmaya başladığımızda aslında mucizeleri de alıyoruz. Kesinlikle katılıyorum size. Bana sorsanız öncelikli olarak şu televizyon kanallarında yayınlanan dedikodu programlarını, kadın programlarını komple kaldırmak lazım. Eminim Türkiye'de Kesinlikle. %50 iyileşme, psikolojik iyileşme yaşanır. Bundan hiç şüphem yok. Kesinlikle. Şimdi Yani düşünmeyi biraz ya biraz durup düşünmemiz gerekiyor aslında. Bu kesinlikle. güzellikleri görmek için, bu güzellikleri keşfetmek için biraz bakmak, düşünmek, okumak gerekiyor. Benim avantajım oldu. Bunu öğrenebildim. O yüzden mümkün olduğunca böyle anlatmaya çalışıyorum. Çok güzel bir yöntem. Aslında eskilerin, bizim babaannelerimizin, anneannelerimizin çok bildiği yöntemler. Ben mesela teknikleri paylaştıkça işte DM'den yorumlar geliyor. Renk terapiyi paylaştığımda mesela farklı farklı renk uygulamaları var. Çok enteresan yorumlar geliyor. İşte baş ağrısında farklı hastalıklarda kullandığımız renklerde diyor ki mesela benim babaannem diyor ateşim olduğunda kül sürerdi parmak uçlarıma. Yani böyle çok farklı yorumlar geliyor. Aslında biz bunları biliyormuşuz yani. Fakat unutmuşuz, unutturulmuşuz belki. Ne Dolayısıyla varsa kadim bunları bilgilerde var. kesinlikle, kesinlikle. Ve uyguladıkça insan zihni, ruhumuz buna açılıyor. Daha çok öğrenmek istiyorsunuz. Uyguladıkça alışıyorsunuz. Yani biyoenerjide de böyle, bütün tedavi sistemlerinde böyle. Ve hani birçok eğitmenden eğitim aldım. Tek tanrı inancı olan bütün eğitmenler aynı şeyi söylüyor. Ve genelde bu eğitimleri verenler de böyle oluyor. Şifa Allah'tan geliyor, Yaratan'dan geliyor bize. Aldığım eğitimler işte Hindistan'da, Rusya'da ve biz bunu hani o bağlantıyı kurduğumuzda spiritüel bakış açısında da böyle. Hangi inançta olursanız olun, siz kendi kadim bilginizle, Yaratan'la bunu
birleştirdiğimizde açılıyoruz. Yani aslında amacımız da bu olmalı zaten. Ve annenin mesela çocuğa şifası çok büyük. Anne bunu çocuğuna uyguladığında, yani illa bir terapiste gitmeniz gerekmiyor. Anne bunu kalben isteyerek, duasıyla bunu uyguladığında çok hızlı cevap alıyor. Bunları biraz artık hani geriye atmamak gerekiyor. Biraz öğrenmek gerekiyor sanırım. Kesinlikle. Biraz çabalamak gerekiyor. Bu Evet. mimari de sormak istiyorum. Şimdi çıplak ayakla çakıl taşların üzerinde yürüyen insanlar vardır ve der ki ya ayaklarıma, ağrılarıma çok iyi geliyor. Doğru. İşte çıplak ayakla çakıl taşların üzerinde yürümek. Şimdi ellerden bahsettik ya, ellerden gelen şifa dedik, tohumdan gelen şifa dedik. Aslında ayaklarımızda da var o Kesinlikle. şifa noktaları ve dolayısıyla da o çakıl taşında yürüdüğümüzde aslında farkına varmadan o noktalara masaj yapıyoruz ve ağrılara Aynen. iyi geliyor diyoruz. Biraz bundan da Doğru. bahsedebilir miyiz? Doğru. Aynı ellerimizdeki gibi ayaklarda da organların yerleşimleri var. Ve o noktaları uyardığımızda, yürüdüğümüzde bu noktaları uyararak evet iyileşme sağlıyoruz. Bunu bir de şöyle bir durum var. Şimdi ileri seviyelerde meridyen ve çakra eğitimlerinde ellerde ve ayaklarda enerjinin aktığı yönler var. Topraktan gelen enerjiyi ayaklardan alıp gökyüzüne gönderiyoruz. Gökyüzünden gelen enerjiyi de ayaklardan toprağa gönderiyoruz ve hastalıklarla bunların bağlantıları var. Örneğin Kesinlikle. bir kişi belli hastalıklarda gökyüzüne baktığında, hani eskiden babaannelerimiz şey yapardı, okurdu suya ya da bize, sonra dağa taşa bak derdi. Benim anneannem öyle yapardı yani. Aslında bunun bile bir anlamı var. Çünkü enerjinin akışı o yönde. Dolayısıyla mesela toprağa ya da çakıl taşına bastığımızda o ayaklarımızdaki evet akupunktur noktalarını uyarıyoruz. Aynı zamanda belli hastalıklarla bağlantılı olarak o topraktan enerjiyi vücuda almış oluyoruz. Ya da çakıl taşından o enerjiyi alıp akışa sokmuş oluyoruz. Dolayısıyla iki yönlü çalışıyor. Hem masaj noktalarını uyarıyoruz hem meridyen akışını destekliyoruz. O yüzden çok faydalı. Bizim şu anda bir yazım vardı. Mesela önceden ellerini kullanıyordu bizim yaşlılarımız, anneannelerimiz, babaannelerimiz çamaşır yıkıyordu. İşte eliyle bir şeyler yapıyordu. Ayaklarımızla toprağa basıyorduk vesaire. Şu anda bunların hiçbirisini yapmıyoruz. Sadece işte düğmelere basıyoruz. Ve bunların da aslında yan etkilerini görüyoruz. Yani teknolojinin gelişmesiyle, vücudun hantallaşmasıyla nasıl okumayı kendimize zaman ayırmayı bıraktığımız gibi vücudumuza da zaman ayırmayı bıraktık. Dolayısıyla aslında buraları aktive ederek ağrıları giderebiliyoruz. Mantık da bu Kesinlikle. şekilde. Ayaklarda da aynı şekilde çalışıyor. Bebeklerde mesela kabızlık dediğimiz sancılı durumlarda özellikle ayak tabanlarını kullanıyoruz. Çok basit alanlar var orada. Direkt bebeğin işte o sindirim problemini çözecek noktalara masaj yaparak bu noktalarda çalışıyoruz ve sonuç alıyoruz. Evet. Bekman Hanım, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür Çok keyif ederim. aldım. Umarım Sizi tanıdığım için de mutluluk duydum. ben de çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için de. Umarım herkesin ulaşabileceği ve anlayabileceği bilgilerle ben paylaşmaya devam edeceğim. Minimum ilaçla diyelim. Bu tarz yöntemleri hayata katarak daha sağlıklı, bilinç olarak da daha yüksek bir bilince, topluca ulaşmamızı temenni ediyorum. Amin diyelim o zaman bu temenninize, dua niyetiyle amin diyelim. Bir de şöyle, doğaya dönmenin de zamanı. Doğaya dönelim. Evet, Kesinlikle. tıbba Evet. muhtacız, doktorlarımıza muhtacız. Allah onlardan Evet. bizi uzak koymasın, eksik etmesin onları. Amin. Ama bizim de onlara kadar ki kısımda, Allah o duruma Evet. getirmesin diyeceğimiz noktaya kadar en azından Evet. doğaya dönüp, öze dönüp Kesinlikle. kendimize iyilik etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu Kesinlikle. minvalde de sizi takip etmeleri önemli. Sizin eğitimlerinizi Çok kaçırmamaları teşekkür önemli diye düşünüyorum. ederim. Tekrardan çok teşekkür ediyorum.